Ankara'yı AK Parti alsaydı 4 yılda ne değişirdi sizce? Yani şöyle biz şimdi tabii e, yapılan çalışmalara bakıyoruz. Hani verdiği sözler bir tarafa e, mevcudu işletemedi. Yani işte yolların asfaltını söyledim, temizliği söyledim. Belki biraz sonra e, yapı, yapılan çalışmalardan bahsederim. Şöyle e, şehirler canlı organizmalar gibidir. Ben fizik mühendisiyim. Siyaset bilimine yüksek lisans yaptım. Sosyoloji de de kentsel dönüşüm üzerine doktora yaptım. Doktoranın tez aşamasına kaldık. Belediye başkanımıza devam ettiremedim inşallah. inşallah. Yani Kesinlikle. uygun zamanı ayırabilirsek devam ettireceğiz. Kentsel dönüşüm üzerine sosyoloji doktoramı yaptım. Mekansal dönüşümden gündelik hayatın dönüşme şehir diye. Şehir canlı bir organizmadır. Sürekli desteklemek gerekir. Sürekli beslemek gerekir. Sürekli bakmak gerekir. Sürekli onu, onunla ilgilenmek gerekir. Dolayısıyla şehrin eskiyen yerlerinin yenilenmesi gerekir. Şehre nüfus arttığı için yeni donatılar gerekir. Şöyle bir örnek vereyim yine karşılaştırmayı ben çok yapmıyorum. Daha çok onlar ben Mamak Belediye Başkanı olduğum zaman olduğum için aynı zamanda Mamak'la karşılaştırıyorlar. Ben diyorum ben de karşılaştırmayın. Paris'le karşılaştırın kendinizi. Moskova ile karşılaştırın. Dünya şehirleriyle karşılaştırın. Ama bizimle de karşılaştırdıklarında yine sınıfta kalıyorlar. Bizim yaptığımız havuzlarımız var. Ankara'nın belki de en büyük havuzlarından bir tanesini yaptık. İki, i̇çerisinde iki tane yarı olimpik havuz var. Yani Ankara'da yaptığı bir tane havuz var mı mesela? Ben buradan e, İsmet Bey de Ankara'da olduğu için İsmet Bey duydunuz mu? Bir sizin tane Çankaya'da var ama bir Kendisinin, yerde... Hayır, bu dönemde yaptı. Bu dönemde. Dört evet. buçuk yılda yapılan bir tane havuz evet. var mı? Bir tane sosyal hizmet tesis var mı? Yüzme havuzundan sosyal tesis havuz yani vatandaşların kullanabileceği görsel... Evet, bu halkları, halkın gelebileceği, vatandaşın hizmet. gelebileceği havuzdan bahsediyoruz. İsmet, İsmet Bey gördünüz mü bilmiyorum. Duydunuz mu? Yok. Bir tane bile yok. Valla ben işin açığı duymadım. Evet. Spor salonlarında yeterli mi peki? Evet, aynı zamanda mesela spor salonu gençlik merkezi. Ben 5 tane gençlik merkezi yaptım. Öyle bir durum yok. Yaptığı doğru düzgün bir tane eser yok ortada. Bu çok bir facia değil mi bu? Şehir büyürken, nüfus artarken bu nüfusa uygun yerleş, bu nüfusa uygun sosyal donatılar, sportif, kültürel tesisler yapılması gerekmez mi? Şimdi siz 21 tane kütüphane mi yaptınız? Evet, uyanık Sayın kütüphane diyoruz bunun. Evet. Peki bu yani bu herhalde daha çok öğrenciler ve gençler oradan hizmet alıyorlar bütün halk alıyor mu tabii daha yani. çok ders çalışmak amaçlı Şimdi, sınavlar çalışmak amaçlı geliniyor bütçenizi Ankara ile kıyaslarsanız mesela Mansur Bey kaç tane yapması gerekirdi bu arada ihtiyaç itibariyle? ne dersiniz orada yani biz 21 tane yaptıysak onun 221 tane yapması gerekirdi Hı, Anladım. Onlar. 521 tane yapması gerekirdi ben mesela şunu çok önemli söylerim belediyecilikte ve Ankara'da eğer Ankara hem öğrenci şehri hem memur tabii, şehri tabii. olarak tabii. E, İstanbul için de bence e, İnsanların rahatlayabileceği sosyal imkanların çok fazla. işte Kafeler, sizin yaptığınız Şehir gibi kütüphaneler, demek, demek? kütüphanede demek? Hem, hem ders çalışabilir Tabii. hem de aynı zamanda çay kahve içebilir. E, vakit geçirebilir, parklar, bahçeler. Bunların yeterli olmadığını mı söylüyorsunuz? Yani şöyle nüfus arttıkça isterseniz bunlar bir ihtiyaç haline geliyor. Bir de eskiden belki de yani bu kütüphaneye ihtiyaç daha farklıydı. Şimdi artık insanlar, gençler, çocuklar kütüphanede ders çalışıyor. Biz 21 tane kütüphane yaptık ya. Kültür Bakanlığı bize bu konuyu tespit etmiş. Türkiye'de en çok kütüphane yapan belediye olarak kütüphane dostu belediye ödülünü verdiler geçen sene. Biz ödül için yapmadık. Çocuklarımız için yaptık. Gençlerimiz için yaptık. Bunların sayısını artırıyoruz. Kütüphaneler sosyal ortamlardır. Ben de siz söylediniz. Orada arkadaşlıkları olur. Tabii, orada güzel, mekan. güzel vakit geçirirler. Ve kütüphanelerimizin hepsinde çay, simit, poğaça ikramımızdır. Ücretsiz. Ücretsizdir. Çocuklarımız geldiğinde orada rahatça bu ihtiyaçlarını görebilirler. Sadece bu değil. Şöyle düşünelim aile merkezi dediğimiz bir kavram var bizim bilim sanat merkezi ve aile merkezi. Bizim Mavak'ta e, 16 tane aile merkezi yapılmıştı bizden önceki arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz gerçekten de bir bizim AK Parti belediyesi böyledir. O kültürün devamı olarak 3 tane de ben yaptım. Bu aile merkezleri bunların isimleri bilim sanat merkezi. Kadınlarımız özellikle e, güzel, orada vakit geçirmek için oraya geliyorlar. Kurslara katılıyorlar, meslek ediniyorlar. Hem işte dikiş nakış olsun, geleneksel sanatlar olsun... İşte çocukları geliyor orada bir anaokul olarak e, faaliyet gösteriyor aynı zamanda. Orada mesela okuma yazma kursları oluyor zaman zaman büyüklerimizin katıldığı. Dil kursları oluyor. işte resim kursu. E, o kadar çok kurs oluyor ki. Yani bunlardan ben mesela mama kendi bütçesiyle konuştuğumuzda 3 tane yaptım 4 yılda. Peki Büyükşehir'de bir tane yaptı mı? Hiç yok mu aile merkezleri? Yani bunların hepsi bizim önceki dönemde yaptığımız aile merkezleri. E, Beltek dediğimiz işte Büyükşehir olarak bizim daha önceden yaptığımız şeyler. Yani şöyle ne yaptı ki onu yapsın diyorum ben. Sadece algı, gerçekten de sadece algı üzerine kurulan, sosyal medyada bir dünya oluşturularak troller üzerinde sanki çalışıyormuş gibi bir algıyla yapılan bir 4,5 yıl geçti. Tabii siz öyle, siz tabii hiçbir şey yok diye anlatıyorsunuz. Mutlaka yani verdiğiniz, gösterdiğiniz verilerde de bir şeye dayanıyor zaten. Zaten göreviniz itibariyle yani mecliste de yönetici olduğunuz için. Ama diğer yandan mesela Mansur Bey Cumhurbaşkanı adaylığına falan şey yapıldı, söylendi, adı geçti. Evet. Ee, yani o zaman şeyi iletişimi mi çok iyi Mansur Bey? Sosyal medyayı mı çok yani. iyi kullanıyor? Şimdi ben birazcık Ankara'dan birkaç örnek vereyim. Yani sizin anlattıklarınız da Bey biraz şey, görsellerden. Gantar Bey. Buyurun Sayın Özçelik, ekleyin. bizim bizde Büyükşehir belediye başkanları son birkaç, bir iki yıldır neredeyse e, belediyeciliği bıraktılar. Büyük seçimlerle sürekli uğraştılar. Yani Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını belediye başkanları yürüttü demek de mümkün. E, il, il dolaşmaktan biraz şehirleri unuttular. E, biraz da eksikler oradan kaynaklanıyor galiba. Mesela Ankara'nın şöyle bir sıkıntısı var. Ankara bir öğrenci şehri bir anlamda da. Ve gerçekten de hayat pahalı. Yani öğrenci için... Oturmak, kalkmak, bir yerde kahve içmek, arkadaşlarıyla buluşmak falan e, bayağı pahalı bir şey. Yani belediyelerin bu noktada e, özellikle öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde sosyal tesisleri yaratıp hiç olmazsa onların e, daha az bir bütçeyle yaşamlarını idare ettirme, derslerine çalışma, arkadaşlarıyla sohbet etme imkanını yaratacak mekanların oluşturulması gerekiyor. Ama ben de işin açığı e, şu ana kadar Ankara... Kızılay civarında veyahut da diğer yerlerde böyle bir mekana, hani belediyenin yardımıyla yapılan bir mekana pek rastlayamadım galiba. Acaba ben mi gitmedim, yaşımız ilerledi, gençler gidiyorlar mı diye biraz e, soruşturdum da. E, Niye sadece gençler için değil, emekliler için de olmalı Ankara evet. aynı zamanda emekli şehri evet. de öyle diyelim. Memurlar emekli olduktan sonra Ankara'da evet. çok kalan var. <laughs> Gazeteciler, o. Gazeteciler için de Gazeteciler için. Biz de artık, artık kafelerde falan çalışıyoruz onun için. <laughs> bu konuya ben bizim cephemizden bakarak e, İsmet Bey'in söylediği noktadan devam edeyim isterseniz. Bu çok önemli tabii. Çocuk gençlerin çalışacağı, ders çalışacağı, güzel vakit geçireceği mekanlar bir tanesi kütüphane. Bir de başka sosyal ortamlar olması lazım. Biz bu ihtiyacı Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle millet kıraathaneleri başlığıyla çalıştık bunun üzerinde. Ve şu ana kadar 25 tane millet kıraathanesi... Kafeterya ve lokanta açtık. Sadece Mamak'ta mı? İsmet Bey, Mamak'ta 25 tane açtık biz. Ankara Siz, bir şehirde var mı? Yani ben böyle bir tesis olduğunu bilmiyorum. Eskiden kalanlar hani bu tesislerimizle ilgili hani onları bile düzgün işletemiyor ama ben... Şimdi e, onu soracaktım. AK, AK Parti yeni... döneminden kalan tesisler peki işletilebiliyor mu? Ya da bakımı işte aynı şekilde onlar düzenli bir şekilde devam ediyor mu? Yani Zandarçı şöyle gençlik merkezleri, aile merkezleri bizim işte... E, kimsesizlerin kalacağı yerler anlamda bunlar işletiliyor tabi. Ama hangi verimle işletiliyor? Yani bu anlayışla işte bu kadar sahipsizlikle eski verimiyle işletildiğini söyleyemeyiz. İsmet Bey'in dediği yerden hareketle söyleyeceğim. 25 tane yaptık. Bunlardan e, yaklaşık 21-22 tanesi millet kıraathanesi. Diğer, diğer de kafeterya, diğer o restoran. Şöyle bir şey yapıyoruz biz. E, bunlar daha çok parkların, bahçelerin kenarlarında. Kendi yaptığımız şeyler bunlar. eğer Her gün gelenlere <laughs> İki çay Sayın Cumhurbaşkanımıza ikram olarak veriyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Ücretsiz veriyoruz. Ücretsiz veriyoruz. Yani bir vatandaş cebinde parası olsun olmasın geldiğinde Sosyalleşebilir. Evet. Çay gelsin için. otursun özellikle yaşlılarımız dediniz ya. Evet. Onları evden teyzelerimiz diyor ki dışarıda biraz gezdi. Onlar da parklarda geziyor mecburen. <laughs> Oturacak yer bulamıyorlar. Bu çok ciddi sosyal çok ciddi bir ihtiyaç. Aile içi huzur sağlansın. Diye İnanılmaz bir Bey. ihtiyaç İnanılmaz <laughs> bir ihtiyaç bu. Ve onlar bence bize doğru. teşekkür ediyorlar. <laughs> Teyzelere de bize teşekkür ediyor. Bu diyor. çok önemli. Ama. Çok e, yani çünkü... büyüklerimiz, abilerimiz, amcalarımız diyelim. Onlar da teşekkür ediyorlar. Peki çay ne kadar? Çayda 50 kuruş. Yani iki çaydan sonrası da 50 kuruş. Para değil yani. İstiyoruz ki e, herkes herkes gelsin herkes. orada. Herkes. Sadece bunlar değil. Yani, oradaki ikramlarımız da oradaki işte tost olsun diğer konular da piyasaya göre ciddi anlamda. Yani Bak, sosyal bu, tesis. Bu çok önemli. 50 kuruş olduğuna emin misiniz değil mi Sayın Başkan? Biz, <laughs> tabii Özür dilerim yani. Ben sağ Bizim, biz, rakamı yazırgadığım için. Şimdi akşam gitsin işte herhangi bir yönetimde görsün Rakamı yazırgadığım yani. için söz. Şimdi e, Kadıköy Belediyesi'nin de çok güzel tesisleri var sağ olsun Sayın Başkan da CHP'li bir belediye güzel işletiyor. Biz ucuz buluyoruz o testlerdeki rakamları. 4,5 lira çay fiyatı. Dolayısıyla evet. siz Kadıköy Belediyesi'nden 9 kat daha ucuz bizde. satıyormuşsunuz. Bunu niye böyle olduğu noktasında aslında konuşmak lazım. Yani belediyenin görevi aslında sosyal ortamlar sağlamak. Tamam parası olan her tarafa gidebilir. Ama ihtiyacı, ihtiyaç sahiplerine de bir imkan sağlamak. Bu aslında bizim 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na evet. başladığı dönemde o zamandan hatırlayanlar vardır muhakkak. Çok ben çok net çok hatırlıyorum. hatırlıyorum. Sait Halim Paşa Köşkü'nü hatırlıyorum. İşte başka testleri hatırlıyorum. Onlar halka açtı. O zaman ne kadar halka evet. açık değildi onlar. Evet. 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 Ve ben arkadaşlarımla var gidip orada... Yemek yediğimi hatırlıyorum. Mesela bir balık yemiştik. Çok uygun rakamlardı. Hiç unutmam bunu. Fenerbahçe Romantika Kafe Fenerbahçe. Evet. i̇şte bu aslında değiştirdi. yani vatandaş i̇şte halka de, açıldı tabii. Vatandaş da halkla olan ilişkimizden kaynaklarını biz de halktan birisi olarak kendimizi onların yerine koyuyoruz. Onlar onlardan birisiyiz biz de ve onlara bu tür ortamlar hazırlıyoruz. Yani belediyeciliğin doğal olarak doğasında olması gereken bir şey bu. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin bizim 10 katımızı, 100 katımızı yapması gerekirken Büyük Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bunların zerresi yok. O yüzden işte zaten aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal medya üzerinden bir belediyecilik yapılıyor. Peki. Bu kadar beceriksizlik aslında fazla yani. Biz de üzülüyoruz aslında. Sayın...